Ciğerman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda edebiyat kategorisinde anlar. Eğer başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler, daha çok dağ tırmanır, daha çok nehirde izlerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anılarım olurdu. Farkında mısınız bilmem, yaşam budur zaten. Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere yanında termometre, su, şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ama işte 85'indeyim ve biliyorum, ölüyorum. Okunan şiir kime aittir şeklinde bir sorumuz vardı. Üstad Jorge Luis Borges B şıkkı olacaktı. Arjantin edebiyatının önemli isimlerini saygıyla anıyoruz. Gerçekten de harika bir metin bu güzel soru. Bugünün sorusunda ise sizlere sinema kategorisinde 2018 yılında izlenme rekoru kıran Bohemian Rhapsody adlı film hangi ünlünün hayatını anlatır şeklinde bir sorumuz var. A. Kurt Cobain, B. Jimi Hendrix, C. Freddie Mercury, D. Andy Whitfield, E. İbrahim Yattara. Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanalımız DJ Erman Fenomen'de bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, sorularımıza görüş ve önerilerinizi aktarmayı unutmayın. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.